Canım arkadaşlarım hepinize selamlar Bu videomuzda birlikte trigonometri kampına başlıyoruz İlk konu anlatım videomuz sevgili arkadaşlarım hayırlı uğurlu olsun Nereden devam ediyorduk kampa? Trigonometri video ders kitabından devam ediyorduk Ve bu kitabın özelliği sadece 128 sayfalık bir trigonometri fasikül olması değil Bunun yanı sıra 3 tane de birbirinden değerli hoca bu kitabı anlatacak sana Mert hoca matematik biliyorsunuz Kenan Kara ile geometri ve SML Hoca. Yani ben bu kitabı size 3 farklı tarzda, 3 farklı biçimde anlatacağız sevgili gençler. Tabii kitabın satış linkleri de sevgili arkadaşlarım açıklama kısmında mevcut. Ve ilk konumuz yönlü açı olacak. Yönlü açılarla başlıyoruz dersimize. Hadi hep birlikte derse bakalım. Şimdi, yönlü açı diye başlıyoruz. Artık yönlü açı neymiş bir bakalım bakalım. Açılar başlangıç ve bitim kenarlarının yönüne göre isimlendiriliyor. Saat ibresinin dönme yönünün tersi olan yöne biz Pozitif yön diyoruz pozitif değil tabii pozitif yön <laughs> pozitif yön diyoruz arkadaşlarım ve sağ ibresinin dönme yönüyle aynı olan yöne de negatif yön diyoruz pekala şimdi bunları yazdık yazdıktan sonra devam edelim diyor ki burada iki tane bak açı verilmiş bize B O A'nın yönü ne tarafa gidiyor bak bu bu tarafa doğru gitmiş değil mi ok yönüyle gösteriyor bak burada bu tarafa doğru gidiyorsa saat yönünün tersi nedir? Dolayısıyla yönü nedir arkadaşım? Pozitiftir. Ve bu açının BOA açısının değeri ise alfadır. Pekala şimdi AOB'nin yönüne bakıyoruz. Bu da bu tarafa doğru dönüyor. Yani saat yönüne. O halde ne diyoruz? Negatif yön diyoruz. Ve yine bu açının değeri bizden isteniyor. Ve burası alfa ama negatif yön olduğu için biz buna ne diyeceğiz? Eksi alfa diyeceğiz. Şimdi Dikkat ettiysen burada okunuşlar arasında da fark var. Bak burayı BOA diye okuduk. Burayı AOB diye okuduk. Peki niye? Bak burası başlangıç kenarı OB olduğu ve bitim kenarı OA olduğu için yani B'den başladı A'ya kadar devam ettiği için BOA açısı diyoruz. Burada başlangıç kenarı A OA bitim kenarı da OB olduğu için A'dan başlayıp B'ye doğru gittiğinden biz burada AOB açısı diyoruz. geçelim örnek 1'e. Yukarıda verilen şekle göre AOC açısı negatif yönlüdür diyor. AOC, şimdi başlangıç burası, bitiş burası olduğu için bu tarafa doğru hareket ediyor. Ki saat yönünün tersi, pardon saat yönü olduğu için saat yönünde biz ne diyorduk? Negatif yönlü diyorduk. E negatif yönlüdür demiş demek ki doğru. COB açısı pozitif yönlüdür. COB, yani buradan başlayıp bu tarafa doğru devam etmiş demek ki pozitif yönlü olacak çünkü saat yönünün tersine doğru demek ki bu da doğru. BOA açısı'nın başlangıç kenarı OB'dir ifadelerinden hangileri doğrudur diye sormuştu. BOA açısı bak. B O A. Şimdi BOA diye okunuyorsa demek ki buradan başlanıyor. Yani başlangıç kenarıdır. Başlangıç kenarı OB'dir demiş. Demek ki bu da doğru olacak. Yani cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktı sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada derece kavramını işleyeceğiz arkadaşlar. Bir çemberin 1 bölü 360'ını ya da 360'ta birini ee, gören merkez ölçüsüne hemen şurayı düzeltelim ah kaçmış gören merkez ölçüsüne bir derece denir derecenin az katları da sevgili arkadaşlarım bir dereceye ben 60 dakika diyeceğim bir dakikaya 60 saniye diyeceğim ve bir derece böylelikle neye eşit olmuş olacak bir derece 60 dakikaydı bir e dakikada 60 saniye ise 60 çarpı 60'tan ben bunun 3600 saniye olması gerektiğini artık gönül rahatlığıyla söyleyebilirim Örnek 2'ye bakalım şimdi. Bununla alakalı bir soru. 14.572 saniyelik açının derece dakika ve saniye türünden yazılışını bulunuz demiş bize. 14.572 saniyeyi ben artık burada 3.600 saniyenin bir derece olduğunu biliyorum ya. O halde 14.572 giderim bir güzel ben 3.600'e bölerim. Böylelikle dereceye direkt çevirmiş olurum tamam mı? Tabi arta kalanlar olacak onları da dakika falan diye pay edeceğiz artık aralarında. 1457'in içerisinde 3600 yok ama 14572'nin içerisinde 3600 e, kaç defadır? 3 defa. Bakalım 3 defa olur mu? E, 10.800. 4 defa vardır. 4 defa. 4 kere 36 zaten 144 yapar. Dolayısıyla 144'ü şuraya yazdım. 2 tane de 0 ekledim. 14400 oldu ve ben bunu çıkaracağım. Şimdi 14572'den 14400'ü çıkarırsam burada 172 saniye arta kalır. Burası nedir arkadaşlar? Tabii ki 4 artık derece olmuş oldu. Yani 4 derece olduğunu biliyoruz. Şimdi geriye ne kaldı? 172 saniye kaldı. Bu 172 saniyeyi de gittim 60'a böldüm. Bu da bana 2 defa vardır ve burası 120 yapar çıkardığım takdirde 52 gelecektir ve şu artık bana neyi verir? 2 dakikayı verir. O halde 4 derece 2 dakika artık artık kalan ne? 52 saniye. Demek ki 4 derece 2 dakika 52 saniye bana cevabı verecekti diyebilirim ve devam ediyorum. Üçüncü örnekle. Ne demiş bakalım. 5 derece 12 dakika 22 derece saniye şeklinde verilen açının saniye cinsinden eşitini bulunuz demiş. Saniye cinsinden bulacaksak zaten şurada bak 22 saniyemiz var mevcut. 22 saniye mevcut. Şurayı hemen saniyeye çevirelim. 12 ile ben neyi çarpacağım? 60'ı çarpacağım. Bu kadar saniyedir diyeceğim ki 12 kere 60 720 yapar. 720 saniye de buradan geldi. 5 derece var burada da 5 derece ben bunu 3600 ile çarparsam saniyeye çevirecektim. 5 kere 3600 de 5 kere 36 normalde 180 yapar. Sonra da iki tane 0 eklerim. 18.000 saniye yapar. Şimdi bunları toplarsak eğer 18.000 artı 70, 720 ve artı 22 diyeceğim. Bu da bana 18.742 saniyeyi verir. İşte sevgili arkadaşım burada verilen 5 derece 12 dakika 22 saniyelik açı aslında 18.742 saniyeye eşitmiş diyebilirim. Gençler dördüncü örneğimizdeyiz. Şimdi dördüncü örnekte bak bu tarz sorular senin için önemli. Ee, konuyu kavrayabilmek için önemli. Öyle. Özellikle 11. sınıflar sizler için çok daha değerli. Hani burada mesela 1 derece, 2 derece, 3 derece diyoruz. Zaten bunlar çok küçük açılar ama işte o 1 derecenin de Alt kısımları var ya hani dakika diyoruz biz buna mesela o dakikayı bölümlendirdikten sonra dakika bir derece 60'da 1 yani çok ufak şeyler bunlar ama o bir dakikayı da bölmelendirmişiz 60'da 1'e böl bölmelendirmişiz çok ufak dereceler mühendislikte falan çok 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 fazla işine yarar. Şimdi A açısı 23 derece 42 dakika 33 saniye B açısı da 12 derece 35 dakika 46 saniye açıları veriliyor. A açısıyla B açısının toplamı ve A açısından B açısından çıkardığın zaman bu açıları bul demiş. Öncelikle toplamını bir bulalım bakalım. 23 derece hatta bunu direkt şöyle yapalım gençler izninizle. Ben şurayı şöyle alayım tamam mı? Şuraya yapıştıralım ve bunu yapıştırdıktan sonra biraz büyütelim. Hatta şimdi bunu alıp bir kere daha yapıştıralım şuraya. Şimdi ben öncelikle bu ikisini toplayacaktım değil mi? Hadi toplayalım. 33, 46 daha ne yapar? <laughs> 79. Şimdi 79 yazacağım da buraya. E, saniye maksimum 60 vardı. Şimdi 79'un 60'ta bölümünden kalan 19 olduğu için ben diyorum ki artık burası 19. Saniye olsun elde var 1. O 1 dakikada yan tarafa devretsin. 42-35 daha 77 yapar. E, bir tane de burada vardı 78. İşte o 78'de 18 dakika yazacağım. E, bir tane arta kaldı. Bir derece olarak artık sol tarafa devretecek. 20 ile işte 12'yi topladım. 25 e bir tane de derece burada vardı elde. O halde 26 derece diyebilirim. 26 derece 18 dakika 19 saniye bizim cevabımızdı. Bir de bunları çıkar diyor bizden. Şimdi bak iyi dinle. 33'ten 46'yı çıkar diyor. Ben 33'ten 46'yı çıkaramam güzel kardeşim. Biri diğerinden küçük. O halde ne yapıyoruz? Normal e, temel kavramlarda yaptığımız işlemler gibi yan taraftan orada onluk alıyorduk. Çünkü taban aritmetiği biz onluk aritmetik sistemi kullanıyoruz. E, orada onluk alıyorduk. Ama burada burada 60'lığı kullanıyoruz. Demek ki ben yandan 1 dakika çaldığım takdirde burası 41 dakika kalır. Buradan da 1 dakika çalıyorum ya sağ tarafa geçirdiğim için 60 saniye olur artık o. 60 saniye 33 saniyede 93 saniye yapar. 93 saniyeden 46 saniyeyi çıkaracağım. 43 çıkay değer 50 olurdu ama 46 çıktığı için 47 saniye kalmıştır burada diyebilirim. Bu cepte 41'den 35'i çıkardım 6 dakika. 23'ten 12'yi çıkardım. 11 derece yaptı. İşte sevgili arkadaşlarım toplamları buydu. Farkları da budur deriz. Ve yolumuza devam ederiz. Kaçıncı örnekte? 5 örnekle. Bir ABC üçgeninin iç açıları A, B ve C'dir. B açısı 72 derece. C açısı da 45 derece. 33 dakika 40 saniye olduğuna göre A açısının ölçüsü kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlarım bakın. Ben A artı B artı C'nin ne olduğunu biliyorum. A açısı B açısı C açısı toplamda 180 derece olduğunu biliyorum. E şimdi burada bana B'yi vermiş C'yi vermiş A'yı merak ediyorum ben diyor. E şimdi güzel kardeşim B ile C'nin toplamını elde edersem 180'den B artı C'yi çıkarırım sonucu bulurum. Yani şöyle A eşittir 180 eksi B eksi C diyebilirim. Şimdi öncelikle 72 ile şurayı toplayıp yapabiliriz. Yani 180 dereceden ben neyi çıkaracakmışım? 72'ye 45 ekleyelim öncelikle. 70-40 daha 110 yapar. 117 geldi bak. 117 derece 33 dakika ve 40 saniyeyi ben çıkaracağım 180 dereceden. Şimdi bunu çıkarırken de bak dikkat ediyorsun. 180 derece çift sıfır dakika çift sıfır saniye yazdım ben buna. 180 derecenin tam karşılığı bu çünkü derece dakika cinsinden. Bundan da ben 117 derece... 33 dakika ve 40 saniyeyi çıkaracaktım. Şimdi bak güzel kardeşim bu 180 dereceyi ben bu şekilde yazmak istemiyorum. Ne yazacağım biliyor musun? Bunun yerine buradan bir derece çalarım 179 derece olur. Şuraya eklediğim zaman burası artık 60 dakika. Oradan da bir dakika çalarım 59 dakika. O bir dakikayı da yan tarafa veririm 60 saniye yapar. Şu an bu neye eşittir? 180 derecenin ta kendisi. Buraya da 117 derece 33 dakika ve 40 saniye yazdım mı iş tamamdır. Bak bundan bunu artık rahatlıkla çıkarabilirsin. Hani elde melde falan almanı da gerek kalmaz yani. 60 saniyeden 40 saniye çıkardım. 20 saniye. 59 dakikadan 33 dakikayı çıkardım. 26 dakika yaptı. 179 dereceden 117 dereceyi çıkardım. 79'dan 17'yi çıkarmakla aynı şeydir. 17'yi çıkardığım takdirde 62 gelir. Yani e, direkt 62 derece diyeceğim. İşte A açısının ölçüsü de sevgili arkadaşlarım demek ki buymuş diyebiliriz. Valla güzel çözdük. Yani ne yalan söyleyeyim. Güzel çözdük şimdi. Şimdi şurada onluk falan alma derdinden kurtardı. Onlukları peşin peşin aldık çünkü biz. Tamam. Evet devam. 16, 16 diyorum. 16 beni andı. 6. örnekteyiz arkadaşlar. A açısı B açısı verilmiş. A'yı diyor 2'ye böl. B'yi de 3'e böl. Toplamlarını bul diyor sonra da. Hadi bakalım. Hadi bakalım yapalım. Şimdi burada dikkat et. Sana bir tüyo vereyim. Ben A'yı iki, ikiye böleceğim ya. Şimdi 16 saniyeyi ikiye bölerim. Eyvallah. 22 dakikayı da ikiye bölerim. Ona da eyvallah. Şimdi 43 ikiye tam bölünmüyor. Bölünmediği için senin kafan karışıyor orada. Elektrik telleri yanıyor orada. Yapmaması için bir şey var mı hocam? Var tabii ki güzel kardeşim. Yani sen beni dinle bak şimdi. İyi dinle. 43 dereceyi ben 42 derece artı 1 derece olduğunu biliyorum. Şu 1 derecenin de 60 dakika olduğunu biliyorum değil mi? O halde şöyle diyelim. Ben A açısını. 42 derece olarak yazayım. Şuradaki 60 dakikayı var ya. Şuraya eklersem ne olur? 82 dakika olur. Ama bu 82 dakikanın da 82 dakika olur. Ha, yani öyle diyelim kalsın. Burası da 16 saniye olsun. Hadi bakalım. Kim bize ne karışacak? Böylece kalsın. Şimdi ben bunu ikiye bölecekmişim. Hadi bölelim o zaman. Şimdi 16 saniyeyi ikiye böldüğüm zaman 8 saniye yapar. 82 dakikayı 2'ye böldüğüm zaman 41 dakika yapar. Ve 42 dereceyi ikiye böldüğüm zaman 21 derece yapar. Al sana MA bölü 2. MA bölü 2. Buyurun. Şimdi B'yi de 2'ye böl diyor. Aynı muhabbet onda da var. şuraya 20 derece olarak yazayım ben. B açısını yazıyorum. 20 derece. 60'ı şuraya ekledim. Ne geldi? 76 dakika oldu. Bir de 24 saniyemiz vardı. Şimdi bunu da kaça böl diyor? 3'e böl diyor. Aa özür dilerim. Özür dilerim. Bunu 3'e bölüyorduk değil mi? O zaman şu 21 ile oynamayalım. Ben gene 2'ye böleceğiz diye davrandım buna. 3'e böleceğimiz için bu 3'e bölünüyor. Bu 3'e bölünüyor ama bu bölünmüyor. O halde ben ne yapacağım? Şu 16 dakikadan bir tane çalalım. Yani 21 derece. 15 dakika. O bir tane çaldığım dakikayı da sağ tarafa derece olarak, e, saniye olarak ekleyeyim. 60 artı 24'te 84 saniye yapar. Şimdi 3'e bölünür bak. Bunu 3'e böldüm. E, kaç gelir? 2, 8. 28 saniye. 15'i 3'e böldüm. 5 dakika. 21'i 3'e böldüm. 7 dakika yaptı. 7 derece yaptı. Pekala. m B açısı bölü 3 açısı da neymiş? 7 derece, 5 dakika ve 28 saniyeymiş. Şimdi bununla bunu topla demiş. Hadi toplayalım artık bunları. 8, 8 saniye ile 28 saniyeyi toplarsam 36 saniye yapar. 41 dakika ile 5 dakikayı toplarsam 46 dakika gelir. 27 derece ile 7 dereceyi toplarsam 28 derece gelir. Bu da bana cevabın ta kendisini verir. Böylelikle 4. sayfamızı bitirdik ve devam ediyoruz. Neresiyle sevgili gençler? Radyanla. Diğer sayfadayız. Radyanı işleyeceğiz şimdi sizle birlikte. Yarı çap uzunluğuna eşit uzunluktaki yayı gören merkez açı ölçüsüne ne denir? Tabii ki radyan denir. Şimdi bak unutma, dikkat et. Ne diyor? Bur yarı çap uzunluğuyla eşit uzunluktaki yayı gören merkez açı ölçüsüne. Şimdi bak burası da bir birim değil mi? Bura bir birim. Burası da bir birim. Eğer şurası da bir birimse diyoruz işte şu arada kalan açıya biz bir radyan diyeceğiz. Tamam. Bir radyan diyeceğiz. Şimdi aşağı yukarı şöyle düşünecek olursak o zaman. Burada sana şöyle bir genel kütürü bilgisi olsun diye de bunu da verebilirim. İyi dinle şimdi. Eğer bizim elimizde çember değil lan. Çizgi. Ha, doğru. Şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Eşkenar üçgen ölçsek eşkenar üçgen çıkabilir ha. Mükemmel eşkenar üçgen çizdim. Şimdi eşkenar üçgense birse 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 şurası kaç oluyordu? 60 değil mi? 60 60 60. Hepsi 60 oluyor. Alaya 60 oluyor. Şimdi burası da aslında bakarsan 1-1-1 olduğuna göre 60 diyesim geliyor açıkçası ama şurayı tutmuş bak iyi dinle şimdi beni şurası var ya şöyle düz değil de bombe yapmış değil mi? Yani burayı şöyle bombe yaptırabilmek için şunu şuradan bunu da buradan biraz sıkıştırmam gerekiyor yani sıkıştırırsam uç tarafı biraz böyle bombeleşir değil mi? İşte o bombeyi verebilmek için sıkıştırdık ya. Demek ki bizim buradaki bir radyan dediğimiz ölçü 60 dereceye yakın ama 60'tan küçük. Onu bil. Hatta 57 küsür bir sayı. Tamam küsuratını bilmiyorum. Aklında genel kültür olarak kalsın. İşte biz bu 57 küsür derecelik açıya bir radyan diyoruz. Hatta ve hatta 2 pi radyan neymiş tam açı. E tam açı aslında 180 derece değil mi? Demek ki 2 pi 180 dereceymiş. Şimdi 2 pi dediğimizde bak 2 çarpı pi sayısı 3,14'e yaklaşık bir sayıydı. Çarpı bir radyanda 57 küsür. Şimdi sen bunları çarparsan 2 pi'ye 180 dediğim için şu an kendimi affetmiyorum. Özür dilerim. 360 arkadaşlar özür diliyorum sizden. Tam açı diyorum 2 pi diyorum 180 diyorum. Saçmalığa bak. Saçmaladın resmen saçmaladın sevmeyle. 360 derecedir. Şimdi gençler 2 çarpı 3,14 çarpı 57 57 diyelim hadi ona da yaklaşık olarak çarparsanız yaklaşık olarak 360 elde edersiniz. Ki zaten yaklaşık olarak diyorum çünkü hani pi zaten 3.14 değil. Tamam pi dediğimiz şey onun devamı var daha o küsuratlarla birlikte. Burayı pi olarak hesap makinesinden seçer. Bir radyanı da hesap makinesinden küsuratını bulup çarparsanız 2 ile hepsini çarparsanız 360'ın ta kendisini elde edersiniz. Tamam bir tam açıda ne diyormuşuz 2 pi radyan diyormuşuz. Burada şunu sakın unutma bak. Burada şunu sakın unutma. Fen lisesine giden öğrenciyle de çalıştım ben. Tamam mı? Trigonometri anlattım. İşte çok ünlü kolejlere giden çocuklara da trigonometri anlattım ama bazılarında hala şöyle sıkıntılar var. Mesela diyor ki ya hocam diyor pi diyor 3,14 de diyor. E trigonometri 180 seçiyoruz. Öyle kabul ediyoruz. Lan yürü git öyle bir muhabbet yok öyle bir şey olamaz. Bunu söyleme sakın. Tamam böyle bir şey yapma. Arkadaşım pi her zaman yaklaşık olarak 3.14'tür. Yani trigonometride de öyle. Burada dikkat etmen gereken şey şu. Biz orada pi sayısı demiyoruz. Yani pi sayısı 180 derece eşittir. Öyle bir iddiamız yok. Böyle bir şey değil. Pi radyan 180 derecedir. 2 pi radyan 360 derecedir diyoruz. Buna dikkat et. Lütfen rica ediyorum. Bu söylem birbirinden çok çok farklı şeyler. Pi sayısıyla pi radyan aynı şey değildir. Pi radyan bir açının ölçüsü olabilir. Pi bir sayıdır arkadaşlar. Çaktığın köfteyi. Tamam. Devam. Şimdi D'ye derece, R'ye radyan dersen eğer şöyle bir formül de oluşturulabilir. Derece bölü 180, radyan bölü pi diyebiliriz. İstersen sen burada hiç ama hiç formül mormül kullanmadan direkt oran orantı biliyorsunuz sen zaten. Oran orantı da kullanarak işte pi 180 ise şu kaçtır veya 180 pi ise bu derece kaç pi'dir gibi cümleler kurarak da radyana veya dereceye çevirimler yapabilirsin tabii ki. Şimdi aşağıda radyan olarak verilen açıları derece cinsinden yazırız demiş. Pi gördüğümüz yere 180 derece yazacağız. Böylelikle 180 derece bölü 6 dersem burası artık 30 derecedir. Burada 4 çarpı 180 derece bölü 3 diyeceğim B şıkkında. 3 ile 180'i sadeleştirdim burası 60 derece oldu. 4 kere 60 derece de bana 240 dereceyi verir. 2 çarpı 180 derece bölü 3 diyeceğim. 180 ile 3'ü sadeleştirdim burası 60 derece geldi. 2 kere 60 derece kaç yapar? 120 derece yapar. Burası da 11 çarpı 180 derece bölü 6 dedim. 6 ile 180'i sadeleştirdim. Burası 30 derece oldu. 30 dereceli 11'i çarptım. 330 derecenin ta kendisini buldum dedim. Ve devam ediyorum. 8. örnekle. Aşağıda derece olarak verilen açıları radyan cinsinden yazınız demiş. He, şimdi burada ne yapacağız? Şunu yapacağız. Hemen ufak bir orantı kuracağız. Ya da diyebilirsin ki 60 bölü 180 eşittir x bölü pi de diyebilirsin. Böylelikle şunu da şunu sadeleştirdim. Burası 3 geldi. 3x eşittir pi ise x pi bölü 3'tür. Bu cepte. Hemen diyorsun ki 210 bölü 180 eşittir x bölü 210 x bölü pi diyorsun. Tamam mı? Burada sıfırları sadeleştirdim. 3'e böldüm 7. 3'e böldüm 6 geldi. 6x eşittir 7 pi ise x eşittir 7 pi bölü 6'dır da diyebiliriz. 7 pi bölü 6 yaptı burası. Devam 150 dereceye bakalım şimdi. 150 bölü 180 eşittir radyan bölü pi dedim. Hadi x'ti. Yukarıda x dedik. Burada radyan diyelim artık. Sıfırları götürdüm. 3'e böldüm 5. 3'e böldüm 6. Demek ki 6r eşittir 5 pi ise r burada kaçtır? 5 pi bölü 6'dır. Demek ki burası da 5 pi bölü 6 radyan olacak. 80 derece şimdi bakalım. 80 bölü 180 Eşittir. Radyan bölü pi dedim. Burada sıfırları götürdüm. 2'ye böldüm 9, 2'ye böldüm 4. Demek ki 4 pi eşittir 9 r'den. r eşittir. 4 pi bölü 9 gelecek. Yani bu da 80 derecede 4 pi bölü 9 radyana eşittir diyeceğiz gençler. 9. örnekteyiz. 160 derece x çarpı pi bölü 9 ve 300 derecede y çarpı pi bölü 6 ise x artı y toplamı sorulmuş bize. Hadi bakalım. Şimdi şöyle diyelim. Şurası 160 derece eşittir. Hatta çarpı 9'da şu tarafa atalım şöyle. 9 çarpı 160 derece. X çarpı pi kaçtı? 180 dereceydi. Şimdi 9'a böldüm. 9'a böldüm. Burada 20 derece oldu. 20'ye böldüm. 20'ye böldüm. Burası da kaç geldi arkadaşlar? 8 geldi. Demek ki X kaçmış? 8'miş. Bir de Y'yi bulalım aynı yöntemle. 6'yı bu tarafa fırlattım. 6 çarpı 300 derece eşittir. Pi 180 dereceydi. 180 derece çarpı Y dedim. Burada şu sıfırla şu sıfırı götürdüm. 3'e böldüm 6 3'e böldüm 10 geldi 6'ları götürdüm dereceler zaten gitti 10 eşittir y'ymiş yani y 10 sa x e 8 ise bu ikisinin toplamı sorulmuş doğru cevap 18 olacaktı yani 9. örneğimizin cevabı 18'miş diyebiliriz gönül rahatlığıyla ve arkadaşlarım devam ediyorum sayfamın sağ üst tarafında 10. örnek a ve b birer doğal sayı olmak üzere A ile B'nin ebabı 3'müş. Yani ben A'yı 3K ve B'yi de 3M seçebilirim. Burada K ve M aralarında asal olmak zorunda. Aralarında asal dedim. Niye? Çünkü tep, Bunlar EBOB'u 3 zaten. Tamam mı? Başka bölünü olamaz. A çarpı pi bölü B de 72 eşitlikleri veriliyor. A artı B toplamı kaçtır diye sorulmuş bana. Şimdi 180 derece değil mi pi radyan? O halde A çarpı 180 derece bölü B eşittir 72 derece diyelim. Ben şunu 18 ile sadeleştirirsem burada 4 derece kalır. Bunu 18 ile sadeleştirirsem hatta ve hatta 18'i boş ver. Direkt 36 ile sadeleştirelim gördüm onu. Burası 2 derece. Bunu 36 ile sadeleştirirsem 5 derece kalır. Yani 5 derece çarpı A eşittir. Şu B'yi de 2 derecenin yanına atarsam 2 çarpı B yapar. 2 derece çarpı B. Artık şunu söyleyebilirim ki A ve B bu kesinlikle ama kesinlikle 5'in bir katı. Burası da kesinlikle pardon özür dilerim tam tersi. Burası 2'nin katı olmak zorunda. Burası 5'in katı olmak zorunda. Şimdi 2'nin ve 5'in katı e, ebopları da bunların kaçtı? E, 3'tü. Demek ki içerisinde 3 çarpanı da olacak. O halde ben bunu 2 kere 3'ten 6. Bunu da 5 kere 3'ten 15 seçerim. Bu ikisinin toplamı sorulmuştu. 6 ile 15'in toplamı tabii ki 21'dir. Cevabımız da bu olur deriz sevgili gençler. Evet. Devam ediyorum. 11. örnekte. Bir bilgi var 11. örnekte. Bu bilgiyi okuyalım. Eskiden müfredatta olan bir bilgiydi aslına bakarsan. Bunda da sorun yetine müfredatta yoksa da bilgi olsun diye ekliyoruz arkadaşlar. Grad bir tam açıyı 400 eş parçaya bölen açı ölçü birimidir. Yani 360'a bölünce her bir e, bölge bir derece oluyor ya. 400'e bölersen her bir bölge grad olur diyoruz. Örneğin 90 derecelik bir açı 4'te 1 çemberi belirttiği için 100 gradlık bir açıya karşılık gelir tekabül eder diyoruz. buna göre 240 gradlık açının radyan cinsinden eşiti. Şimdi 90 derece 100 gradmış ya ona da g diyelim. E şimdi 90 derece aynı zamanda pi bölü 2 radyandı be güzel kardeşim. Çok güzel. O zaman şunu söylüyorum ben. 200 grad da 200 grad. Şunu bir geri alalım arkadaşlar. Alamıyorum aldım. Şimdi 200 grad nedir? Tabii ki de pi radyandır. 240 grad kaç radyandır? Kaç pi'dir diye soralım bir zaman biz tamam mı? Şimdi burada 200 çarpı x eşittir. 240 pi diyeceğim ben buraya. x de eşittir. 240 pi bölü 200 yapar. Sıfırları götürdüm. 4'e böldüm 6. 4'e böldüm 5. Demek ki x neymiş? 6 pi bölü 5'miş. O halde 240 grad 6 pi bölü 5 radyana eşittir. Tabi bunu derece cinsinden de yazabiliriz pek tabi. Evet 11'de bitirdik ve artık son örneğimizdeyiz bu videoda sevgili gençler. Okuyalım bakalım. Ne diyor? Yukarıda verilen dairesel şekildeki koşu pistinde Arda ve Burak gösterilmiş. Arda saat yönünde 101 derece. Burak saat yönünde saat yönünün tersinde 950 derece tarayacak kadar ilerleyerek sırasıyla A ve B noktalarına geliyorlar. Şimdi Burak Efendi 950 derece taramış da 950, yani şimdi 360'da bir aynı yere gelmiyoruz mu? O zaman 950 derece taradı demesine gerek yok. Yani soru için gerek var da biz bunu böyle algılamayalım. Şimdi 950 derece nasıl olsa 360'da bir tekrar ettiği için ben bunu bir güzel 360 dereceye bölerim. İki defa var. 720 derece çıkardım. 230 derece geldi, mis. Demek ki Burak 950 derece dönse de 230 derece dönse de aynı yere bulacak. Şimdi 230 derece döndürelim biz bunu. Şimdi Burak ne tarafa doğru gidiyordu? Saat yönünün tersine. Yani şu tarafa doğru gidiyordu. E şimdi bu tarafa doğru gidiyor da şurası zaten 180. Bu 180'in üstüne 50 derece daha dönecekmiş. O zaman ben bunu 50 derecelik daha döndüreyim şöyle. Şurası ne olsun? 50 derece olsun. Tamam. Artık Burak burada durmuştur. 950 derece döndü ve durdu. E güzel. Şimdi bir de Arda için konuşalım. Arda 101 derece dönecekti. 60'ı zaten burada. O zaman 41 derece daha dönmesi lazım Arda'nın. Şöyle küçük bir açı oluşturalım. Şurası da 41 derece olmuş olsun. E şimdi A'da burası mıdır? Burasıdır. Benden ne isteniyor? B, O, A açısı isteniyor. B, O, A. B'den başladığı için ve saat yönünün tersi olduğu için pozitif yönlü bir açıdır. Ve tabii ki burası da nedir? 89 derece kalır. Niye? 50, 41 daha 91, 180'den 91'i çıkarırsan 89 derece bulursun ve BOA açısı da 89 derece olur. AOB açısını sorsaydı eksi 89 derdik. Tamam Böylelikle 12. sorumuzu da çözdük ve sevgili gençler hemen şöyle pdf'imi kontrol edeyim yanlış hatırlamayın. Bir sonraki sayfamızda aynen bir sonraki sayfada esas ölçüye geçeceğiz. Şöyle sayfalarımıza da uzaktan bakalım arkadaşlar. Umarım senin sayfaların da bu şekilde dolu dolu görünüyordur çalışılmış bir kitap sayfasından, çalışılmış bir defter sayfasından bizi daha motive eden hiçbir şey olamaz, değil mi? Evet gençler. Artık diğer videoyu bekleme zamanı. Diğer videomuzda esas ölçüyü işleyeceğiz. O videoda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Kitabımızı lütfen sarıp sarmalayalım, öpüp koklayalım arkadaşlar. Yanımızdan ayırmayalım çünkü bize bu trigonometri 3 tane hocadan dinliyorsun. Mükemmel bir kitaptan anlıyorsun, dinliyorsun. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım bu kitap bize aynen burada yazdığı gibi artı 4 neti cebimize koyacaktır. Evet sonraki videoda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.